Evet, bugün kapalı alanda şiddetli bir yağmura yakalandık. Öyle böyle değil ama. Evet, yağmurda bu şekilde antrenman yapan kuruda o kadar basit gelir ki en büyük korkularımızdan bir tanesi de yağışta motosiklet sürmek, hele yeni başlayanlar için. Ömer kardeşim de öyle, yeni başlayamış motoru, ilk motoru X-Max 250. Onunla bir başlangıç kursu gibi yapıyoruz. Ya bana gelesiye kadar motosiklet sürmeye çalıştı ama sevgili Nida kardeşim ona izin vermedi. Bu arada ufak da bir kaza geçirmiş. Eli çizik tabii, eldivensiz kullanmış biraz. Beklemediği bir yerde düşmüş, canı yanmış. Hafif ama çok azimli. Gördüğünüz gibi bizi yağmur falan durdurmuyor. Yeter ki siz isteyin. Şu an hava sıcaklığı gayet güzel ama yağış devam ediyor genellikle. Buna rağmen sağına atlattık. Ama gördüğünüz gibi biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi siz isteyin, biz her türlü hava şartlarda sizleri çalıştırabiliriz, sıkıntı yok. Hani ileri sürücü falan diyorlar ya, yani ileri sürücü nasıl olur falan. İleri sürücü her türlü hava ve yol şartlarında motosikletini güvenli ve hakim bir şekilde farkındalıkla kullanabilen yetenekleriyle bunu tehlikesiz ve güvenli şekilde kullanabilen binicidir. Hani ileri sürücü hızlı bir sürücü demek anlamına gelmiyor. Çok kişi bunu yanlış biliyor. Hatta ileri sürüş eğitim falan diyorlar ya, bunlar hikaye. İleri sürücü demek, evet, ileri sürücü demek her türlü hava ve yol şartlarında motosikletini başarıyla götürebilen ve güvenli şekilde kullanan, bu yetenekleri kazanmış binici anlamına gelir. Gazı sabit tut. Artır hızını biraz daha.
Artır bir parça daha hızını. Artır hızını. Bir parça artır hızını. Tamam, çok güzel. Sabit gaz. Evet, özellikle su birikintisine ben kendim girmesini istiyorum ki korkularını yenebilsin. Evet, skuter kullananlar genellikle şehir içinde motosiklet sürerler. Çok şehir dışına çıkmazlar, tercih etmezler. Şehir içi motorudur. Yağmurda, yaşta su birikintisi çok fazla olur şehir içerisinde. En azından şimdi ona da alışsın. Bu su birikintisi şu anda akupiranik etkisi yapacak bir birikinti değil. Ama şu anda zihinsel olarak onu acayip bir rahatlatıyor. Bütün korktukları şu anda yaşıyor. Ve onların hepsini deneyimliyor. Ömer kardeşimiz iyi bir motosiklet binicisi olacak Allah'ın izniyle. Evet, bugün biraz Alman adak eğitimi gibi oldu. Biliyorsunuz Alman adak eğitimlerinde ıslak zemin vardır zaten. Islak depren ve ıslaktan geçiş. Hatta kumlu zeminler vardır. Her türlü şartları sağlarlar. Biz de bugün hava yardım etti. Ömer kardeşimiz de çekinmedi. Devam. Yere bakma. Yere odak, yere bakma. Gözlerini yere açma. Bak mesafene. Ama yere bakıyorsun. Yere bakıyorsun. İleri bak. Son anda motoru kontrol et.
Yengeç gibi oluyor değil mi motor? Yengeç gibi böyle nereye gideceğini şaşırıyor. Güzel.